Evet, aşağıdan elimi sensöre bu şekilde hareket ettirdiğimde yukarı doğru merdivenim yanıyor. Ta ki çıkıyorum buradaki sensörü geçtikten sonra aşağıdan yukarı doğru sönmeye başlıyor bu şekilde. İlk başta malzemelerimizi tanıyarak işlemimize başlayalım. Uygulamamızda Arduino unu kullanacağız. Elimdeki kart Arduino ununun klon modelidir. Sizler daha ufak yerlerde yapacaksanız Arduino Nano'yu da tercih edebilirsiniz. 2 adet hareket sensörüm var. Tam 11 adet LED'im var. Benim kullanmış olduğum LED'ler 3 milimlik LED'lerdir. Sizler 5'lik, 10'luk veya daha büyük LED'lerde kullanabilirsiniz. Burada tam 12 tane jumper kablo var. Hepsinin boyutları birbiriyle farklı. Bir ucularında söket var. Diğer uclarını bu şekilde ben kestim ve lehim yaptım. Bunları LED'lerimin bacaklarına lehimleyeceğim. Öndeki görmüş olduğunuz jumper kablom 20 milimetre ebatlarında dişi erkek jumper kablodur. Üstteki de 30 milimetre ebatlarında dişi erkek jumper kablodur. Bunların birini bir tane hareket sensörüme, diğerini de diğer hareket sensörüme olacak şekilde bağlayacağım. Devremizin olmazsa olmazı bu görmüş olduğunuz merdiveni ben yaptım. Açıkçası biraz kötü oldu ama işimizi görecektir dostlar. Şimdi geçelim akıllı merdivenimizi nasıl yapacağımızı detaylı bir şekilde öğrenme işlemine. Şimdi yapacağım işlem burada her basamağıma birer LED deliği belirlemek olacak. Yani LED'lerimi basamaklarımın tam şu köşelerine yerleştireceğim için buraları bu taraftan deleceğim. Daha sonra bu arka kısımdan LED'lerimi içeri takacağım. Şimdi LED'lerimin deliklerini delme işlemine başlıyorum. Birinci LED'imi bu en alt basamağıma bağlayacağım için şuraya birinci LED'imin deliğini deliyorum. Şimdi ikinciyi deliyorum. Ve böylelikle 11. LED'imin deliğini de deldim. Şimdi hareket sensörlerimi aldım. Bir hareket sensörümü kaydı şuraya. Diğerinde buraya olacak şekilde maket bıçağımla keseceğim ve yerleştireceğim. Maket bıçağı yardımı ile şu görmüş olduğunuz delikleri açtım. Şimdi buraya takayım önce hareket sensörümü. Diğer hareket sensörümü de şuraya takayım. Bu şekilde oldu hareket sensörlerimiz. Şimdi LED'lerimizi bu arka kısımlara dizmeye başlayalım. Sizler daha rahat anlayabilirsiniz diye bu şekilde LED'lerimin artı hatları hangi yöne, eksi hatları hangi yöne geleceğini burada çizdim. Ve şuraya da yani şu üst kısma da LED'lerin artı ve eksi hatları nasıl öğrenilir onu belirten görseli bıraktım. Oradan inceleyebilirsiniz. Buraya başlıyorum aşağıdan yukarı tüm LED'lerimi takma işlemine. Bir parça zil teli alıyorum. Bu zil telimle LED'lerimin eksi bacaklarını birbirlerine lehimleyeceğim.
Şimdi de bu küçük jumper kablolarımı getireceğim. LED'lerimin artı hatlarına birer birer lehimleyeceğim. Bir parça siyah kablo aldım. Bu siyah kabloyu getireceğim. Bu eksi hatların birleştirmiş olduğu noktada şuraya lehimleyeceğim. İsterseniz farklı bir noktaya da lehimleyebilirsiniz. Şimdi de Arduino Uno'mu getiriyorum. Merdivenimin şu noktasına, yani bu kablolarımızın rahatlıkla yetişebileceği bir noktaya silikon yardımı ile tutturacağım. Tüm bağlantılarımı ben kartonumun, yani merdivenimin üzerine yazdım. Burada üst taraftaki sensörüm, en kenardaki uç VCC artı 5 volt altına, ortadaki uç 13. pine, en kenarda uç gene D'ye, üstten aşağı doğru 11. pin, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. ve 1. de A5 pinine olacak şekilde bağlayacağım. Şimdi diğer sensörümde de bu en soldaki uç GND attım. Ortadaki 12. pin ve bu en kenardaki artı 5 hattı, yani VCC'ye gidecek. Şimdi bu sensörlerime şöyle küçük jumper kablolar belirlemiştim. Bunları takıyorum. Buraya ufak jumper kablolarımı bağlayayım. Şimdi bu büyük olan sensörüme de, yani uzakta, yani alttaki olan sensörüme de getirip bu uzun kablomu bağlayayım. Evet. Şimdi geçelim bağlantılarımızı sağlama işlemine. Şimdi bu ledlerimin bağlantılarını yapayım. Önce üstten aşağı doğru 11. pine bağlayayım. Bu bir alttakini 10. pine bağlıyorum. Sonra şu mor olan kabloyu 9. pine. Bunu 8. pine, bu da kırıldı bu arada, 7. pine, zaten üzerine yazdım ben.
6. pine sıradakine. Ve 3. pine takıyorum sıradaki hattımı. Ve şimdikini ikinci pine. Ve ilk basamağımı da A5 pinine takıyorum. Bu şekilde merdiven basaklarımın Böylelikle merdiven basamaklarımın bağlantılarını sağladım. Şimdi bu üstteki sensörümün bağlantısıyla devam edeyim. Bu en kenardaki uç, yani kırmızı kablo VCC, yani 5 volt attı. 5 volt attım, şuradaydı. Turuncu kablo GND'de attım. GND'de attım da şurada. Bu mavi kablo nereymiş? Out pinu, yani out pini, yani 13. pine bağlayacağım. Bağladım. Şimdi bu diğer sensörümle devam edeyim. En kenardaki uç şu gri kablo bizim GND hattımızmış. Onu da şuradaki GND'ye bağlayalım. Burada şu uç neymiş? Bu 12. pine gelecekmiş. Out pini, yani orta bacak. Bu mavi olan kabloda 5 volt attım. Şurada bir tane 5 volt vardı. Onu da bağladık mı? Evet, bağlantılarımı sağladım diyecektim. Bu ledlerimin eksi hatlarını bağlamamışım. Bu eksi hatlarını da getireceğim. Arduino'muzun üzerinden GND hattına bağlayacağım. Şöyle. Şurada bir tane GND vardı ama. Evet. Bu şekilde tüm bağlantıları sağladım. Zaten üzerine yazdığım için bağlantıları gayet sizler için kolay olacaktır. Şimdi geçelim Arduino'muzun programlama işlemine. Evet, şimdi kodlarımı bilgisayarıma yüklüyorum. Önce buradan araçlar kısmına tıklayıp portumu COM5 olarak, kartımı da Arduino Uno olarak seçtim. Şimdi şu üstteki oka basıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Ve şu an çalışma derleniyor diyor. Bekleyelim. Şu an yükleniyor. Evet, selamımızı vererek akıllı merdivenimiz başladı. Evet, yavaş yavaş aşağıdan yukarı bu şekilde sönüyor. Evet, aşağıdan elimi sensöre bu şekilde hareket ettirdiğimde yukarı doğru merdivenim yanıyor. Ta ki çıkıyorum, buradaki sensörü geçtikten sonra aşağıdan yukarı doğru sönmeye başlıyor bu şekilde.